Selamünaleyküm Bozdur babacığım. Sizden son bir ricam da olacaktı. Yine ne var İsmail? Kredi kartınızla bana gidiş dönüş uçak bileti alabilir misiniz diye soracaktım. Arjantin'e gideceğim de. Arjantin? Arjantin'de ne işin var lan? Yok muydu bizim Bostan Bahçılar? Şimdi bir süredir yoklar. Çünkü kendileri zaten çoktan Arjantin'e intikal etmişler Bozdur bacım. Ben de hani diyorum ki gidip peşlerinden paralarımızı geri alayım. Paramızı kurtarayım yani. Niye haydilerek yerinde kalsın ki paramız? Yani Bozdur baba yalnız sonuçta bizim helal paramız yani onlar. Kendileri bizim boşluğumuzdan faydalanıp tokatlamışlar bizi. O yüzden son çaremiz bu. Ne? Ne? Allah belanı versin İsmail. Oğlum beni bitirdin ulan. Yazıklar olsun İsmail ya. Beni de yaktın, beni dolandırdın ya. Ben gidiyorum yani. Halim varsa gör, bitti ya. Buraya kadar terk ediyorum ben. Hadi. Allah belanı versin. Allah, Allah, Allah. Beni bitirdin. Kovuyorum lan seni. Kovuyorum lan. Çıkın lan. Allah belanı versin. Seni bitirdin ulan, beni bitirdin. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kardeş, sana zahmet bir çay vereceğim bir de. Usta, helal olsun sana be. Bunca yıldır uğraşırım, senin şu sosyal medya patlamanı ben yapamadım ha. La bebe, baksana buradan bir patlarım. Vallahi Big Bang zayıf kalır ha. Zevzek. Kardeşim yani şimdi sen neden yani bu çocuğa bu kadar yükleniyorsun onu tam olarak algılayamıyorum yani. Biz mahalle olarak sizinle gurur duyuyoruz acık. İnternet bu olaylarla çalkalanıyor yani. Birincisi Bostan Bank olayı, ikincisi hacı adaylarının otobüsünü çalman mevzusu yani. La bak hala çalmak diyor. Oğlum ben hırsız mıyım lan? O yani tamamen bir talihsizlikti yani o kadar. Ama bak bunun şomazı yüzünden oldu her şey. Hayırdır? Neden şomazlıyım ben? Bu hacı dayıların otobüs mevzusu var ya onu diyor. Ha, bir dakika bir dakika. Ben seni baştan uyardım Şevkat. Çıktığın yol yol değil dedim. Şimdi acı konuşma zamanı. Bak esinin rızası olmadan böyle işlere kalkışırsan o yol kıvrılır kıvrılır kıvrılır. Evrenin kuralı budur Şevkat. Niko parmağını kırarım senin oğlum. La oğlum bak, kimi insan vardır bak bir konuşur tamam mı? Lafı bereketlidir, yağmur yağdırır. Kimi insan vardır senin gibi lanet konuşur. Paso lanet konuşur yani. Sus, konuşma, konuşma. Bundan sonra sana felsefe yapmayı yasaklıyorum. Şevkat, konuşmamı yasaklayabilirsin ama düşünmemi asla. Koşun koşun. İsmail çatıya çıkmış. İntihar ediyor. Değil. Hadi buyur. Yine aksiyon. Kalk. Ya görüyor musun? Ben de zannediyorum ki 44. bölümdeyiz. Halbuki 1. bölümdeyiz daha ya. Atacağım kendimi aşağı. Görürsünüz. İsmail! İn lan aşağı. İyi efendim. Mart ayındayız ya şimdi. Mart ayında olduğumuzdan çıkmış bu tepeye. Vallahi şimdi bütün hırsımı bu bebeden çıkaracağım ben. Oğlum bak in aşağı beni getirtme oraya. İn konuşak. Yaşamak bana haram haram. Atacağım kendimi aşağı. Siz de çıkın oradan bak. Gider ayak üstünüze başınıza düşüp de vebalinizi almak istemem. Abisinin bak yok yere bizi buraya getirdiysen yeminle burada meydan dayağı atarım sana. Atın atın kardeşim atın düşünün. Bir tek bile size atık tabii. Nerede kaldı la bu dünyanın adaleti? Hem Bozkır Baba'nın paralarını batırdım... ...hem de bir denecik aşkım tezeneyi yitirdim la ben. Hayat koymuş bana zaten koyacağı kadar. Sizin attığınız dayak koymaz bana la. Çık oradan. Lan oğlum gel tamam. Dayak mayak yok. Gel lan. Yok yok. O düzenbaz Cuma buraya gelmeden var ya atarım kendimi. Allah belanı versin atarım kendimi aşağı. İsmail. Allah zaten belanı vermiş seni. Ama sen alman gereken dersi almadığın için tarih tekerrür ediyor. Yani aklının başına gelmesi için Cuma ile daha ne kadar iş yapman lazım? Ya boş boş konuşma muhtar ya. O Şam şeytanını, o Cuma getirin buraya bak. Atarım kendimi. Niço, git de şu Cuma'yı çağır. Tamam usta. Sakın olun lütfen yani.
Lan nerede lan bize paralar? Talat Bey sakin olun. Allah'ını severseniz. Bakın karınca sürüsü gibi üşüştürürüz dükkana. Ben de sizin gibiyim. Ben de mağdurum. Benim de param gitti. Lütfen yani benim dükkanımın önünü meşgul etmeyin. Dağılın bakalım. Açın dükkanın önünü. Hadi. Paramızı istiyoruz. Paramızı. Ben... Allah'ın yürücü. Çabuk öde bütün paraları. Daha çıkış yok sana. Sen nasıl girdin acaba zaten buraya? Nasıl girdin? Sakin ol. Sakin. Nümayiş yapmayın. Bu devatüre giriyor. Lütfen sakin olun biraz. Ama sakin olun. İsmail abi şatıya çıktı. Cuma usta gelmez atlayacakmış. Ya bana ne be? Ben şu anda kendi canımla uğraşıyorum burada ya. Vallahi bu sefer ciddi ya. Ciddi mi? Hadi İsmail'i kurtaralım. Hadi Mehmet. Hadi. Evet önce İsmail'i kurtaralım hadi, tabii. Hadi. Önce can sonra canan. Sonra bu konuları halledeceğiz. Beyder Bey hiç merak etmeyin. O iş bende. Ah İsmail ağa. Bu dünya var ya bu yalan dünya. Yerin yedi kat dibine batsın la. Beni soracak olan olursa bir gariban İsmail vardı dersiniz. Atıyorum yerini be. İsmail, kardeş. Olan olmuş, ölen ölmüş. Tamam artık sen bu yaşadıklarından ders çıkarmaya bak. Bundan sonra da Cuma'nın ipiyle kuyuya inmezsin. Boş boş işlerle uğraşmazsın işte lan. İsmail'cim, abisinin bak aşağı in. Ben sana bir tane meyve tabağı yapayım tamam mı? Böyle beynine kan gitsin kan. İn lan aşağıya. İsmail yapma. Atla. Cuma gelmedi değil mi? Cesedimi dolandıramayacak ondan gelmedi o. Benim ölüm değil dirim lazım ona. O zaman tezeke gelsin kardeşim. Tezeke gelmezse atarım kendimi aşağı. Hacı biz buna bir şey yapamayacağız. Bu atlayacak. Atlasın o zaman yani. Sen atla tamam mı? Ölürsen helvanı yeriz. Ölmezsen meydan dayağı atarız sana. Tamam lan atlamayan. Atla lan o zaman. Bu ne lan böyle? Bütün işi gücü bıraktık senin peşinde koşuyoruz. Atla. Atlıyorum bak Şevkan atlıyorum. Bay İsmail. Hayat seçim ve tercihlerden oluşur. Şu an senin için seçim anı. O yüzden iyi düşün, doğru karar ver. Atlıyorum, atlıyorum! Bu kararını vermiş, artık saygı duyacağız Şevkat. Biraz açılalım da üstümüze sıçramasın bari. Tezenim, tezenim, duy sesimi tezenim. Benim böyle soğuktan tepelerinde martenler gibi bir başıma koyma tezenim! Lan İsmail! Ha. Ne bağırıyorsun lan? Sesin ta eve geliyor, manyak. Tezenim ezeri yok lan. Atlıyorsan atla, atlamıyorsan in aşağı. Ne lan bu milleti çekti? Bıktık ulan senden. Atla. Yemek gelmeyecek ha. Oğlum ümidini kes. Adam gibi atla. İzeyir çıktı mı bağırsakları? Yok lan çıkmadı. Evet. Hayır. İsmail. İsmail. Allah. Allah. Bir şey olmamış ya la. Arkadaşlar, şu ileride benim bildiğim daha yüksek bir bina var. Rica etsem hep beraber bu kadroyu hiç bozmadan oraya doğru gidebilir miyiz? Benim tekrar atlamam gerekiyor da. Gel! Gel oğlum ya! Gel bak! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.